Travma hastasının yönetimi. Bu bölümde travma hastasına alanda ve hastanede genel yaklaşımı konuşacağız. Şekilde gördüğünüz grafikte travma sonrası ölümlerin zamana göre dağılımı ifade edilmektedir. En fazla ölüm ilk 60 dakikada olur. Bu ölümler alanda oluşan ölümlerdir. Uygun ve hızlı ilk müdahale ve tedavi edilebilecek en uygun merkeze sevk ile azaltılabilir. İkinci pik, İlk 24 saatte görülür ve bu pik hastanede uygun ve doğru müdahale ile azaltılabilir. Üçüncü pik ise 3 gün ve sonrasında görülür ki bu da yoğun bakım yanıt kapasitesi ile ilgilidir. Alanda ve hastanede uygun müdahale planı nasıl olmalıdır? Yukarıdaki 8 aşamayı bütün travma yanıtı ile ilgili olanların akılda tutması ve uygulaması gereklidir. Bu aşamalar bazen birbiri içine girebilir. Örneğin resüsitasyon, monitorizasyon ve ilk değerlendirme bir takım çalışması içinde aynı anda yapılabilir. Ancak bu aşamaları akılda tutmak ve bir algoritma çerçevesinde gerçekleştirmek gereklidir. Hazırlık aşamasında hastane öncesi aşamada olay yeri güvenliği ilk sırada önem taşır. Akan trafiğin kontrol altına alınması, benzin kaçağı, yangın ya da patlama tehlikesi, herhangi gibi potansiyel tehlikenin azaltılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Bu sağlanamıyorsa en kısa zamanda yaralı güvenli bir bölgeye taşınmalıdır. Olay yerinde hasta ilk vakiyle değerlendirildikten sonra majör bir kanaması var ise durdurulmalı, hava yolu sağlanmalıdır. Bu arada yaralının durumu sevk edileceği hastaneye bildirilmeli, hastanede hazırlık işlemlerine başlanmalıdır. Birden çok yaralının olduğu afet ve toplu kaza durumlarında ise yardım istenmelidir. 2011 yılı alanda travma triyaj sistemini görüyorsunuz. Majör travmaların ayırt edilmesi için oluşturulmuş bir algoritmadır. Bu algoritma ile eğer majör travma düşünülüyorsa, yaralı kendisini tedavi edecek en kapsamlı hastaneye götürülmelidir. Bir travma sistemi iyi çalışması, ancak hastalığın uygun hastaneye, uygun yollarla ve en hızlı şekilde taşınması ile işlerlik kazanır. Bu da etkin triyaj ile olur. Yapılan çalışmalarda majör travmalı bir hastanın yetkin bir travma merkezine nakledilmesi durumunda yaşam oranının belirgin derecede artacağını göstermektedir. Bunun tersi hastanın en yakın fakat uygun olmayan bir hastaneye nakli mortaliteyi ve morbiditeyi artıracaktır. Triyaj birden çok yaralının olduğu durumlarda ya da yaralının majör bir travmaya maruz kalıp kalmadığını anlamak için yaralanmanın boyutunu belirlemek ve ayırmak için kullanılır. Solunum dolaşım ve bilinç kontrolünün ve basit ilk müdahalenin olduğu START, sivillerin eğitiminde de kullanılabilen etkin bir ayırma yöntemidir. Revised Trauma Score ise yaygın olarak kullanılan ayırma yöntemidir. Aslında START'ın sayısal veriye dönüştürülmüş halidir. Revised Trauma Score'u solunum sayısı, sistolik tansiyon arteriyel ve Glasgow Coma Score'unun toplamından oluşur. APAC 2 skorlama sistemi ise genellikle yoğun bakımlarda kullanılır. Akut fizyoloji ve birlikte bulunan kronik hastalıkları skorlar. Skorlama zaman aldığı için alanda ve acil serviste kullanımı pratik değildir. Genellikle prognozun belirlenmesi ve yaklaşık olarak mortalitenin hesaplanması için kullanılır. Glasgow Coma Skoru göz hareketleri, konuşma ve motor yanıt için hesaplanan bir bilinç skorudur. Göz hareketleri 4 puan, konuşma yanıtı 5 puan ve motor yanıtı ise 6 puan üzerinden hesaplanır. İlk bakı, hastanın hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve hayati fonksiyonlarının gözden geçirilmesi için yapılır. Hava yolu açıklığı değerlendirilir ve bu yapılırken servikal stabilizasyon için boyunluk takılmalıdır. Solunum olup olmadığı kontrol edilir. Eğer yok ise hava yolu açma manevralarına geçilmelidir. Dolaşım kontrolü için kapiler geri dönüm testi ya da nabız kullanılmalıdır. Bu arada dışarıdan majör bir kanamanın olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer majör bir kanama mevcut ise üzerine bası uygulanarak kanama durdurulur. Hızlı nörolojik muayene yapılır, yaralı tamamen soyulur, üzerindeki elbiseler kesilerek çıkartılır, sırt, ense ve perine bölgesi mutlaka görülmeli ve majör bir kanama ya da açık bir pnömotoraks olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yaralıya iki kalın damar yolu açılır. Şok durumlarında 2 litre kristaloid verilebilecek en kısa sürede verilmelidir. Eğer acil servisteyseniz aynı anda kan grubu ve crossmatch ile kan alınmalı ve hemoglobin bakılmalıdır.
Monitorizasyon. Boyunluk açıklığından her iki karesi nabzı alınabilir. Sağdan ve soldan. Kapiller geri dönüm testi yapılabilir. EKG monitorizasyonu için. Boynun altından kabloların azıcık geçirilir. Ve her zaman bir kişi boynu sabit tutar. Kırmızı sağ üst köşeye. Sarı sol üst köşeye. Yeşil sol alt köşeye. Siyah sağ alt köşeye yerleştirilir. Hastanın tansiyonu ölçülür. Ve bütün bu bulgular kaydedilir. Hastanın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tepeden tırnağa muayene edildiği detaylı değerlendirme aşamasına geçilir. Buna ikincil bakı denir. Perine sırt bölgesi sıkça atlanılan ve unutulan bölgelerdir. Bir kişi ve bir kez majör travma hastalarında rektal tüşe yapılır. Tercihen anestezi altındayken yapılmalıdır. Ancak ameliyat edilmeyecekse bir kez yapılmalı, bulgular not edilmelidir. Rektal tüşe sırasında parmağa kan bulaşı, rektum yaralanması açısından araştırılmalıdır. Stabil hastalardan radyolojik tetkik istenebilir. Stabil olmayan hastalarda mutlak gereklilik var ise en kısa sürede ve mutlaka gözetim altında radyolojik açıdan değerlendirme yapılmalıdır. Üç yönlü boyun grafisi, toraks grafisi ve pelvis grafisi adli olarak istenen grafilerdir ve hasta stabil hale geldikten sonra da tamamlanabilirler. Ultrason artık acil servislerde yapılabilmektedir ve genişletilmiş abdominal travma ultrasonu ile abdomende, karaciğer, dalak ve pelvis bölgelerinde serbest sıvı ile toraksta serbest hava ve sıvı değerlendirilebilmektedir. Bilgisayarlı tomografi ise kısa sürede kraniyal, torakal, abdominal ve pelvik boşlukları değerlendirmek için kullanılabilir. Hasta detaylı olarak değerlendirildikten sonra operasyon için karar verilir. Antibiyotik ve tetanos profilaksi indikasyonu var ise yapılır. En önemli konulardan biri olan kayıt, hastanın acil hayati tehlike durumu geçtikten sonra ilk aralıkta yapılmalıdır. Muayene bulguları ve bütün müdahale ile ilaçlar kaydedilmelidir. Adil rapor tutulmalıdır. Teşekkürler.